Tanrım, ne istersen yap ama o iğrenç çocukları benim karşıma çıkarma. Yoksa kendimi kaybedebilirim. Dev nerede acaba? Ondan bir şey saklamayacağım. Her şeyi anlatacağım. Çok şükür. Birinde misafirlerimize çay hazırla. Olur teyze. Bu düğün onlar için çok önemli. Bu düğün onlar Manas'ın arkalarından neler çevirdiğini öğrenmeden yapılacak. Çay mı getireceksin? Bana da içecek bir şeyler getirsene. Lütfen. Lütfen dedim ya. Ne? Olmaz mı? Git o zaman. Gitsene. Belinda, sakın düğünde olay çıkarma. Anladın mı? O yüzden ses çıkarmadan bizim mekanda. Hadi. Bugün vir olayını kesin bitireceğim. Çok oldu. Sen de kimsin? Hey sen, sana sordum. Kimsin sen? Bu garip elbiseyi neden giydin? Düşman. Baş düşman. Dev, neden orada öyle dikiliyorsun? İyi misin canım? Bir şeyin mi var yoksa? Ateşin mi çıktı? Anneciğim, ben ne yaparsam yapayım ille bir sorun var diye düşünüyorsun. İyiyim ben, yok bir şeyim. Baksana, yapma. Lütfen bırak beni anne. Ne bu? Ne oldu? Ketki yenge seni çağırdı galiba, öyle duydum. Ketki mi? Evet, bir baksana. Tamam. Bak. Davet edilmeden nasıl geldiğimi merak ediyorsun. Ne yapacaktım? Ölümü kimse davet etmiyor. O yüzden de davetsiz geldim. Hesaplaşmak ve 25 yılın intikamını almak için. Ne oldu? Seni aldatan erkek arkadaşınla burada mı buluşacaksın yoksa? Benim erkek arkadaşım, nişanlım asla aldatmaz. Ve sen neden burada saklandığımı öğrenemeyeceksin. Ben hep hazırım. Anlattığın zaman da dinlerim, her şey yolunda mı? Hayır de. Yolunda değil. Bence sen kafayı yemişsin. Bu yüzden de bana kim olduğunu söyleyemiyorsun, değil mi? Benim adım ve kimliğim yok edildi. Senin annen tarafından. Benim bu saçmalıkları dinlemek için vaktim Doğru. yok. Doğru. Fazla vaktin kalmadı. Hadi ne olduğunu söylemeyecek misin? Tabii ki. Söyleyeceğim ama bana inanacaksın değil mi? İnanırım elbette. Her zaman inandığım gibi. Dinle. Dur önce bir dışarı çıkalım. Olur tamam. Şimdi güzel anlat lütfen. Ne söylemek istiyorsun? Bak Dev, burada neler döndüğünü bilmiyorsun. Buradaki çok şey göründüğü gibi değil. Ne demek bu şimdi? Merhaba. Ben de birini karşılamak için dışarı çıkıyordum. Karşıma bu kadın çıktı. Onu hiç tanımıyorum. Ama ben tanıyorum. Hem de çok iyi. Gerçekten mi? Kim olduğunu söyle o zaman. Ve burada ne aradığını. Arkanı dön ve kendin gör. Aa! Oh.
Artık bağıramazsın. Sesin çıkmayacak. Seni kurtarmak için kimse gelmeyecek. Aynı 25 sene önce beni ve ailemi kurtarmak için kimsenin gelmediği gibi. Kim olduğumu merak mı ediyorsun? Bak, iyi bak. Ben bir şekil değiştiren yılanım. ...25 yıl önce... ...senin ailen benim aileme zarar verdi. Ben de buraya intikam almaya geldim. Aile üyelerimin hepsinin intikamını almak için buradayım. Ama ben seni anlamıyorum. Lütfen daha açık söyler misin? Dev, sana bir şey söylemem lazım. Ben o gece düğünden sonra eve dönerken... ...Manas geldi ve... Kahretsin... Galiba onu her şeyi anlatıyor. Hadi anlat, dinliyorum. Katillerden oluşan bir aile. Çok iyi hatırlıyorum. Kıyati'nin benim ailemden bir çocuğu nasıl acımasızca öldürdüğünü hatırlıyorum. Bunu yaparken hiç tereddüt etmemiş ve bir an bile düşünmemişti. Bütün ailem ağlıyor ve... annene yalvarıyordu. Ama o hiçbirimize acımadı. Gözü dönmüştü. Ben de bugün intikamımı alacağım. Hepiniz öleceksiniz. Bir ölümün cevabı başka bir ölüm olacak. Öleceksiniz. Sizin aile meselelerinize karıştığımı düşünme lütfen, olur mu? Aileniz arasında sorunlar çıkmasına sebep olmak gibi bir niyetim de yok. Kimsenin başının derde girmesini de istemiyorum. İnan bana lütfen. Oraya bak. Kahretsin. Burada kimse yok. Manas buradan düştü. Orada biri olmalı. İntikam almama kimse engel olamayacak. Bu lanet adamlar para için yeni bir kız arayacaklardır şimdi. O kız da sen olacaksın. O açgözlü insanlar etrafında pervane olmalı ve gelinleri olman için senin peşinde koşmalı. Sen o evi temelinden sarsacaksın, bütün aileyi dağıtacaksın. Bunun için herkesin çok sevdiği kişinin kalbini kazanmalısın. Dev Parik'in başını döndüreceksin. Onu kullanarak o evde bir yer edinmelisin. Herkesin güvenini kazanmalısın. Aynı Keşav'ın güvenini kazandıkları gibi.
tarihin karanlık sayfaları tekrarlanacak. Bize yaptıklarının hepsi aynı şekilde onlara da yapılacak. Manas. Anne, Manas iyi olacak değil mi? Evet Kiyati, merak etme. Her şey iyi olacak. Nasıl merak etmem? Doktor daha gelmedi. Çocuklar, bu nasıl oldu? Priya ile buluşmak için terasa gitmişti. Evet. Ha, lanet olsun. Ya o kız geçen geceyi herkese anlatırsa? Şş, onu kimse öğrenmeyecek. Vuruş Ali'yi gördünüz mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Yok, hayır. Onu kimse görmedi anne. Bu çok garip. Bu kadar şey oldu ve Vuruş Ali ortalarda görünmüyor. Peki nerede olabilir? Manas durup dururken yukarıdan düştü. Hem de düğün gününde. Bu tesadüf olamaz peder. Yıldızların sıralanmasının etkisindeyiz. Ama bu ay bu döngüden uzaklaştı. Ama benim ailem hala tehlikede. Dev ve hepimiz risk altındayız. Ama o şekil değiştiren yılan öldü. Bilemiyorum. O ölse bile kızı yaşıyor olabilir. Dün itibariyle o da şekil değiştiren yılan oldu. Peder, o olay 25 yıl önce olmuştu. Yani yılanın kızının üzerindeki lanet bitti. Tanrım, ailemi nasıl koruyacağım ben, sen, söyle bana. Sen merak etme. Ben yılanların köyüne gidip o yılanı soruştururum. Bu işe yaramaz. Bunu daha önce de yaptık. Kimse bir şey bilmiyor. Vuruş Ali, bir de ben deneyeyim. Eğer bunları o yılan yapıyorsa onu kontrol etmeliyiz. Evet. Çünkü Manas onun ilk hedefiydi. Evet doğru. Yarın da dev olabilir. Hayır. Hala, doktor çıkmadı. Hala biraz su içelim. Hayır. Ben oğlumu görmek istiyorum. Dev. Doktor, Manas nasıl? Oğlunuz tehlikeyi atlattı. Çok şükür oğlum. Manas iyi. Doktor, onu görebilir miyim? Onunla konuşmak istiyorum. Hayır, onu göremezsiniz. O tehlikeyi atlattı ama kendinde değil. Şu an komada. Ve bu bir kaza olduğu için de polise haber vermemiz gerekiyor. Polis mi? Ritüel başlayayım. Hayır. Önce soruma cevap ver. Benim kızım neden form değiştiremiyor? Ne oldu? Nereye gidiyorsun canım? Hayır. Gel. Sanırım kız biraz koşmak istiyor. Gidelim o zaman. Benden ne istiyorsunuz? Lütfen. Beni onlardan kurtar. Lütfen. Korkma, sana bir şey yapamazlar. Abla, düğün ne olacak şimdi? İravati, Manas şu anda komada. Üzülebilirsin biraz. Üzülemiyorsan bile öyle davran. Sanki senin gözlerinden yaşlar mı akıyor yani? İkiniz de susun. Buradan gidin. Hadi gidelim. Utanmanız yok mu sizin? Ne diyorsunuz? Manas'ın durumuna hiç mi üzülmüyorsunuz? Evet, ben Manas'ın durumuna çok üzülüyorum. Ama eğer bu düğün iptal olursa daha da kötülerini yaşayacağız. İşler kötü gidiyor. Düğün iptal oldu. Çok şom ağızlısın İravati. Yenge, Kanika ve ailesi gittiler. Nişanı attılar yenge. Kızım neden şekil değiştiren yılan olmadı? Annemin üstündeki lanetin 25 yıl sürmesi gerekiyordu. Süre dolunca lanet kalkacaktı. Ama öyle olmadı. Neden olmadı peder? Cevap verin lütfen. Kızım Nayantara neden yılan olamadı? Benim kızım normal bir insan olarak mı kalacak yani? Bendeki bütün özellikler onda da var. Savaşçı bir ruha sahip. Kızın eşarbını geri ver.
Oğlum, şansımıza bir yılbaşı hediyesi çıktı. Bir alana bir bedava. Hiç öyle bir şey yok. Bir tanesini süresiz alacaksın. Yılan olması için onu ben büyüttüm ve ona şekil verdim. Düşmanlarla nasıl mücadele edeceğini ve savunma sanatlarını öğrettim. Ona savaşmanın bütün inceliklerini öğrettim. Kendini diğer yılanlardan nasıl koruyacağını biliyor. Ona flüt çalmayı öğrettim. Peder, o bir yılan kadar kıvrak ve bir çita kadar hızlı. Aynı anda 10 kişiyle dövüşebilir. Nayantara annesi kadar iyi. Saldırmak için gözleri ve ellerini kullanır. Sınırı olmayan bir güce sahip. Bütün bunlara rağmen şekil değiştiren yılan olamıyor. Neden peder? O gün, kazanın olduğu gün ben orman yolunda yürüyordum. Kızım da benim yanımdaydı. Onu bir dakika bile yanımdan ayırmadım. Düşerken bile yanımdaydı benim. Tamam, ama her şeyi detaylı hatırlamalısın. O hep yanında mıydı gerçekten? Evet, o gün göle düşüp bayıldığımda kızımı köylüler aldı ve onunla ilgilendiler. O anda değiştirmiş olabilirler mi? Yo, hayır, bu nasıl olabilir? Benim çocuğumu nasıl değiştirebilirler? Ve bunu neden yapsınlar? Hayır, böyle bir şey olamaz, hayır. Neden benim çocuğumu istesinler ki? Ha evet, tam da o anda değiştirdiklerine eminim ama neden? Bizden ne istiyor olabilirler ve kim yaptı? Kızım, bunu kimin yaptığı önemli değil. Kızının Tanrı tarafından korunduğunu anlayacaksın. Onunla tanışacaksın. Beni onunla tanıştıracaksın. Kızımı bana hemen geri getireceksin. Bir yılan 100 yıl boyunca sabırla bekler. 100 yıl sabırla dua edip beklememe rağmen ben de 25 yılla lanetlendim. Ama bugün ben ümidimi kaybettim. Dikkat et büyük anne. Nayantara. Brenda, sen babaannemi götür, ben bir bakacağım. Tamam.
Gel büyük anne. Ne oldu? Neyin var? Dev, bugün çok kötü bir gün oldu. Sokaktaki çocuklar bir kıza asılıyordu. Ben de onlara bir ders vereyim dedim. Ama bir de yara aldım. Of. Hangi çocuklar? Sokak serserileri. İyi de sen neden kavga ettin ki? Keşke polis çağırsaydın. Dev, bazen derslerini vermek daha iyi oluyor. Of. Tamam, olan olmuş artık. İçeri gidelim de yarına bir şeyler sürelim hadi. Olaydan önce Manas'ın yanında kim vardı? Çocuklar, siz onun yanındaydınız değil mi? Evet memur bey. Manas'ı düğün için hazırlıyorduk. Nerede? Odasında. Ama o balkondan atladı değil mi? Neden atlasın ki memur bey? Benim Manas'ım öyle değildir. Yani böyle çılgınca bir şey yapmaz. Bence onu, biri onu balkondan aşağı itti. Evet. Memur bey. Ben Manas'ı gördüğümde temiz hava almak için terasa çıkıyordu. Şimdiki gençler düğün olaylarından çok sıkılıyor. O da terasta hava almak istemişti, o kadar. Ve direkt aşağı indi. Düştü demek istemiştim ben. Bizim hiç düşmanımız yoktur, öyle değil mi abla? Evet öyle, bu sadece bir kaza. Çocuklarımızın da düşmanı yoktur bizim. Ben de öyle düşünmüştüm. Olay yerinde başka birinin varlığını kanıtlayan herhangi bir bulgu yok. Teşekkürler. Oh. Neyse, sonra alırım. Kavga etmeni sana kim söyledi acaba? Kalbim söyledi. Çünkü belki de bana doktorluk yapacağını biliyordu. Al şunu, yarana sür. İlacı sen sürsene. Peki, neresi yaralandı? Burası. Orası mı? Emin misin orası mı? Evet, eminim. Ne var Dev? Sen uzun yıllar yurt dışında okudun. Ama hala tereddüt ediyorsun. Tereddüt etmiyorum ve yurt dışında yaşamakla ilgisi yok. Ben birine dokunmadan önce onun rızasını almak isterim. Hepsi bu. Ben sana izin veriyorum. Hem de sonuna kadar. İlaç sürmen için. Dev, canım çok yanıyor. Ah! Ne oldu? Eğer sen böyleysen kim bilir dövdüğün çocuklar ne haldedir şimdi? Fena benzetmiş olmalısın. Sen dövüş sanatlarını nerede öğrendin? Biz doğar doğmaz öğrenmeye başlarız. Biz derken nerelisin ki? Nedense benimle çok ilgileniyorsun de. Merak ettim işte. İşte bu bak. Eskiden futbol oynardım ben. Çok sakatlandığım için yapılması gerekenleri bilirim. Şimdi daha iyi hissedeceksin. Öyle. Daha iyi hissediyorum. Dev Parek, senin ellerin büyülü olabilir mi acaba? Abartıyorsun. Ben şunu bir bırakayım. Manas büyük bir günah işledi ve bunun için cezalandırılmalı. Ama ağır bir ceza alacağından emin değilim. Su dökülmüş. Rinda, yerde su vardı, görmedin mi? Kadınların derdi de bitmiyor. Kalk hadi. Kalk. Nayantara sakatlanmış, sen de burada. Suyu buraya kim döktü acaba? Silseydi bari. Kusura bakma, ne yazık ki o suyu ben dökmüştüm canım, affedersin. Dikkatsizlik erkeklerin işidir zaten, kadınların değil. Çok özür dilerim. Ne yapıyorsun? Affedersin, benim hatam, silmem gerekirdi, evet. Boş ver, sorun değil. Al. Tamam. Bundan sonrasını ben hallederim. Çok teşekkür ederim. Sayende çok canım acıyor. Özür dilerim.
Bak, sana yardım edeyim mi? İster misin? Boş ver. Yardım etmek istiyorum ama. Ben süreyim lütfen, hiç sorun değil. Lütfen sürerim. Ah. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek, iyi olacaksın. Abacama baskı yapma lütfen. Rinde, lütfen. Lütfen sakin ol. İyileşeceksin dedim. Yeter, sağ ol. Her şey yolunda mı? Hayır, düştüm. Ben mutfakta su dökmüştüm. Brinda da kaymış. Tamam, ben gidiyorum. Büyük anne su istemişti. Tamam. Götürecek misin? Sağ ol, evet. Tamam. Geçmişte olanları bu kadar kafana takma. Moral bozmanın bize bir faydası yok. Herkes odasında dinleniyor. Sen de biraz dinlen. Hadi git. Sen git. Ben geliyorum. Çabuk gel. Neler oluyor böyle? Ne oldu? Ne oldu? Manas bir kaza geçirdi. Ve düğünü iptal oldu. Bizim de hayallerimiz mahvoldu. O kadar parayı nereden bulacağız biz şimdi? Ne yapmam lazım bilmiyorum. Çok çaresiz kaldım. Çok teşekkürler Dev. Sağ ol, çok yardımcı oldun. Bak bundan sonra dikkat et. Neden? Çünkü başka kemiğini kırmak istemiyorum. Çok komiksin. Ciddiyim ben, kendine dikkat et. Hatırladığım kadarıyla bu Nayantara zengin bir ailenin kızı. Yani Dev'le Nayantara... Brinda? Ne oldu kızım? Brinda? Ne oldu sana? Manas'ın düğünü kaza yüzünden mi iptal oldu? O evde neler dönüyor kim bilir. Orada bir uğursuzluk var. Keşke seni oraya göndermeseydim. Büyük anne buraya geldi. Anne ben iyiyim. Sen merak etme. Dert etme. Dur sana su getireyim ben. Yok anne su istemiyorum. Babandan bir tören ayarlamasını isteyeceğim. O ailenin kötü kaderi bize de bulaşsın istemem. Girebilir miyim? Teyze geldin mi? Affedersin. Sizi rahatsız ettim ben. Yok. Neden özür diliyorsun ki? Brinda'yı hep garip saatlerde arasın zaten. Gelsene, otur lütfen. Otur. Hayır, hiç gerek yok. Teyze, bir şey mi istemiştin? Ben gelirdim. Evet, ben bir şey istiyordum. Görüyorsun, sensiz yapamıyoruz işte. Bir sorun değil. Seninle düğün hakkında konuşmak istiyorum. Biz de onu konuşuyorduk şu anda. Düğünü geciktirmemek lazım. Racat daha ne kadar yok, bekleyecek dur, ki? Yok, bir dakika. Brinda. 2 dakika dışarı gelir misin lütfen? Seninle baş başa konuşmak istiyorum. Sizin evinizden daha yeni geldi. Sadece 2 dakika. Anne, 2 dakika. Gelin. Tek bir fotoğraf mı var sadece? Bebeğimi sonsuza kadar mı kaybettim? Anne, planımızın işe yarayacağına inanıyorum. Yarın Dev'le buluşuyorum. Her şey plana uygun ilerliyor. Merak etme. Bu da ne? Bu nedir? Nasıl oldu bu? Sana söyledim ya anne. Bunu kendi kendime yaptım. Dev'e yaklaşmak için yaptım. Benimle çok ilgilendi. Hatta yarama ilaç bile sürdü. Baksana. Sen delirdin mi? Bunlara ne gerek var? Çıldırdın mı sen? Başka ne yapabilirdim?
Sana yardım etmek istiyorum. Kendim yılan olmasam bile bir yılanın kızıyım ben. Üstüme düşeni yapmak, sana yardım etmek istiyorum anne. Canım benim. Yardım etmek istediğinin farkındayım. Bana olanlar konusunda yardımcı olmak istiyorsun ama yolu bu değil. Kendine zarar veremezsin. Beni dinliyor musun? Bir şeyi iyi anlaman gerekiyor. Benim için çok değerlisin. Beni anlıyor musun? Bir daha kendine zarar vermeyeceksin. Sen otur. Ben bir şeyler getireceğim. Annem neden çocukluk fotoğraflarıma bakıyor ki? Dev senin hakkında çok iyi konuşuyor. Bu evde sen olmadan hiçbir işin yürümediğini düşünüyor. Bence yok öyle bir şey. Büyük anne... Seni bebekliğinden beri tanıyoruz, tamam mı? Hatta bazı günler sana ben baktım. Dev'le birlikte oyun oynardınız. İkiniz çok iyi arkadaştınız. Dev sana çok değer veriyor. Senin sözünü dinliyor. Hayır teyze, öyle bir şey yok. O kadar yıl sonra geri döndü ve... Ne var bunda canım? Arkadaşlar birbirlerinin sözünü dinler. Arkadaşlığın temelinde bu yatar. Buna ne oldu birdenbire? Bak, Dev nişanlının iş aradığını söyledi bana. Size mi söyledi? Neden? Benden saklayacak mıydın? Espri yapıyorum. Yakında düğünün olacağını biliyorum. Damadın ailesinin talepleri de çok fazla. Çok umutlular değil mi? Hayır teyze, yok öyle bir şey. Racat öyle biri değil. Para konusunda hiç... O öyle olmayabilir ama ailesinin böyle düşündüğünden eminim. Ev, araba ve iş, her şeyi isteyebilir. Hayır asla. Ben bu başlık parası olayına zaten çok karşıyım. Bugünlerde ona başlık parası denmiyor. Artık uğur olsun diye isteniyor. Damadın ailesinin, pederin de onlara komisyon vereceğine eminim. Hatta hiç şüphem yok. Hayır teyze, bu doğru değil. Ben böyle şeylere asla izin veremem. Mümkün tabii değil. Ki ben de yanlış bir şey yapmak istemem. Ama ne yapabiliriz kızım? Aileler çocuklarının bir düzene sahip olmasını ister. Bak bana, Nayantara ile Dev'i beraber görmek istiyorum. Ne kadar iyi anlaştıklarını gördüm gerçekten. Sen de gördün, öyle değil mi? Evet. İşte bu yüzden Dev'i ikna etmeni istiyorum. Nayantara ona çok uygun bir kız. Bunu anlamasını sağla canım. Ve senin de onunla çok iyi arkadaş olduğunu biliyorum. Evet teyze, iyi arkadaşız. Ama Dev'in ne hissettiği çok önemli. Onu biliyorum. Gözünden okudum. Ben onun annesiyim. Yeter ki onu sen ikna et, tamam mı? Tamam teyze. Elimden geleni yapmak için uğraşacağım. Merak etme. Dev'le Nayantara'yı birleştirmem lazım her şekilde. Kanika'nın getiremediği parayı Nayantara'dan alırız belki. Teşekkür ederim. Dev ile Nayantara. Brinda! Brinda, seni ne kadar çok seviyorum bir bilsen. Bu arada sen de beni seviyorsun öyle değil mi ha? Yoksa sadece... Hayır ben komşularımı seviyorum. Ne? Tabii ki seni de seviyorum aptal. İyi. Bak, aşk arkadaşlıktır. Sen benim arkadaşımsın, o yüzden ben de seni seviyorum. Tabii ki, ama evlendikten sonra da beni sevecek misin peki? Hey! Ben seni sadece evlenmek için sevmedim ki. Bu sevgi ömürlük. Sevgim yıllar boyu sürecek. Evliliğimiz de öyle, tamam mı? Tamam. Peki o zaman hemen Vuruşali teyzenin istediğini yap. Kim bilir, belki Dev ve o kız, adı neydi? Nayantara. Nayantara. Dev ile Nayantara da aynı yerde evlenecekler değil mi? Racat da bildiğine göre Nayantara ve Dev'in arasını mutlaka yapmam lazım. Manas, iyileşeceksin kardeşim. Yakında hepsi geçecek. Umarım beni duyuyorsundur. İyi olacaksın. Bunu yapanı bulacağım ve yanına bırakmayacağım. Yemin ediyorum, söz. Sana söz veriyorum.
Alo. Merhaba. Seni özlediğim için aramak istedim. Nasılsın? Nayantara, şu an hastanede Manas'ın yanındayım. Sonra ararım seni, olur mu canım? Olur tabii. Nasıl oldu? Bir gelişme var mı? Kendine geldi mi? Hayır, daha gelmedi ve ne zaman oynayacağını kimse bilmiyor. Bir daha asla kendine gelemeyecek. Dev, sizin için zor olduğunu biliyorum. Ama senin de biraz ara vermen lazım değil mi? Sana bir şey olursa ailenle kim ilgilenecek, ha? Hı hı. Ha, demekle olmaz. Beni dinle. Yarın buluşalım. Buluşalım ve biraz nefes al. Bilmiyorum ki. Neyi bilmiyorsun Dev? Moralini bozma. Olumlu olduğun sürece etrafındaki her şey güzel olur. Hı? Bak Nayantara, ben bir yere gidecek durumda değilim şu an. Yarın Sufi konseri var Atlora Gölü kıyısında. Ben Rajat'tayım, sen de kız arkadaşını getir. Alo, Dev, orada mısın? Galiba haklısın Nayantara. Moralli olmalıyım. Yarın benimle Sufi konserine gelir misin? Sufi konseri mi? Neden, sevmez misin? Yo, çok severim. Yarın orada görüşürüz. Tamam o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.